Spor izleyenleri, bir spor televizyon programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Düzce Belediyespor Voleybol Takımı antrenörü Hamit Sakal. Programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Hüseyin abi. Hocam bugün lig bitti biliyorsunuz, voleybol ligi bitti. Bitirdik çok şükür. Düzce Belediyespor her yıl playofflara kalıyordu. Fakat bu sene playoff'un dışında kaldı. Sezona nasıl başladınız? Düşünceler neydi? İstediğiniz hedeflere ulaştınız mı? Bunları bir açarsanız, bir sezon değerlendirmesi alalım hocam. Şimdi abi özellikle sana şahsın adına ve işte kurumun adına çok çok teşekkür ediyorum. Sezonun başından sonuna kadar bizimle ilgilenmen, bizi takip etmen ve takımımızı desteklemenden dolayı canı gönülden yönetim adına olsun, oyuncularım adına olsun gerçekten teşekkür ederim. Bu sene zor bir sene oldu bizim için. Ama bu sürpriz bir zorluk değildi. Şöyle ki sezonun başında geçen sene Haziran-Temmuz aylarında sezonun zor olacağını şuradan biliyorduk. Seçim senesi belediye bütçeleri belirli durumları. Biz çok büyük bir il değiliz, ufak bir iliz. Fakat her şeyde olmak için çabalayan bir iliz. Her şeyden azıcık yapmaya çalışan, o azıcık yapılan şeylerden de çok büyük beklentileri olan bir iliz işin açıkçası. İşte bu sene biz onun bir eksikliğini gördük. Nasıl ki normalde bu senenin başında kadrolar oluştur. Hani bize bu yetkiyi verdikleri zaman dediler ki bu sene takımı kurmak istiyoruz ama birkaç ay sıkıntımız olacak. İşte ekonomik nedenlerden. Dedik ki yani biz sonuçta buranın kendi çocuğuyuz. Her şeyi sıkıntı yapacak insan değiliz. Bu işi bir heves uğruna yapıyoruz, bir sevda uğruna yapıyoruz. İşin ekonomik kısmı var mı? Var. Yok değil. İnkar etmeyeceğiz bunu. İşte başladıktan birkaç ay sonra bu işler yoluna girecek diye yola çıktık. İşte bütçemizi hazırladık. Oyuncularla görüşmelerimizi yaptık. Kulüp başkanımız Hatun Hanım'la oturduk. İstişarelerimizi yaptık. Ve bunu belediye yönetimine sunduk. Sonuçta sunulan, yönetime sunulan şey neyse aynı şekilde bizden onay gördük belediyeden, başkanlık makamından. Fakat ilerleyen süreç verilenler gibi olmadı. 12 kişilik bir takım kadrosuyla başladık. Bu takımın hedefi playoff. İşin aslı yani takım kurulurken hani bu sene bütçemiz biraz kısıtlı. Takım playoff yapabilirse çok iyi olur. Yapamazsa da niye yapılmadı denmeyecek şeklinde çıktı. Ama biz bir şey yaparken hedefimizi en üstte tutmayı seven insanlarız. O yüzden dedik ki biz bu takımı playoff'a bırakır mıyız? İnşallah bırakırız. İyi de başladık. Sezonun ortalarında işte 10. 11. maça kadar işte ilk 4, ilk 5 böyle gidiyor geliyordu. Fakat işte işler istediğimiz gibi gitmedi. Biraz ekonomik sıkıntılar oluştu. Sen bunları bizden iyi biliyorsun. Bu sadece bizle ilgili değil. Diğer spor branşlarıyla ilgili de. Düzce'nin her branşında vardı bu sıkıntı. Peki hocam, şimdi biliyorsunuz yabancı oyuncular, oyuncular gerçekten oyuna katkı versin diye alınır. Aynen. Bizim Vasili denilen oyuncumuz bir önceki sezon Bigadiç'teydi. Ama bize geldiğinde Bigadiç'teki oynadığı oyunu göremedik. Neden? Bir de nedeni ben çok iyi biliyorum. Maddi sıkıntılar. Bunu açar mısınız? Bir de biliyorsunuz sezon ortasında birçok oyuncumuz da maddi olaylardan dolayı kulübü terk ettiler. Abi şimdi 8 kişiyle ligi bitirmek zorunda kaldınız. Abi şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta voleybol amatör bir spor ama bu oyuncular profesyonel oyuncu. Yani bu oyuncular buradan kazandıkları parayla evlerini geçindiren, çoluğuna çocuğuna bakan oyuncular. Evli oyuncularımız da var. Bekar çocuklar da vardı içinde. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Sadece bu maddiyata bağlamayın bu işi. İşin açıkçası söylemek gerekirse. Bazen bu uyumsuzluk da olabiliyor. Olmuyor değil. Şimdi ben yabancı oyuncuyla pasörün uyumunu bir türlü tutturamadık takım olarak. Pasör bize önceki pasörlerimizin verdiği verimi sağlayamadı. Ama bu çocuğun böyle olmasının sebeplerinden biri de yani yeni evli, daha 6 aylık çocuğu var. İşte ev geçindirme derdi var. Ekonomik olarak sıkıntıları var. Geliyor işte abi olmuyor işte
şu ödemem var, bu var falan filan. Bir türlü kendini böyle sahaya veremedi. Aslında iyi pasör baktığın zaman ama bizim takımla uyuşmadı, öyle söyleyeyim sana. Şimdi sahaya kendini veremediği zaman yabancı oyuncudan istediğin verimi alamıyorsun. Örnek veriyorum, bir Milas maçı oynadık. Milas'ta. İkisi de çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Çok iyi bir uyum vardı. Takım, hepsi çok iyiydi takımın. İşte bizim Murat olsun, Alperen olsun, diğer Kaptan Alper olsun. Takım olarak çok güzel bir oyunla Milas'ı orada yendik, geldik. Aradan 3-4 hafta geçti. Artık kendi evimizdeki maçlarda çok böyle istemediğimiz mağlubiyetler, bir türlü bir uyuşamamazlık. Normalde pasör çaprazı mevkiindeki oyuncunun %50'nin altına düşmemesi lazım. Yani 20 top alıyorsan 10 tanesini öldürmen lazım. Biz bir türlü yabancıda bu istikrarı sağlayamadık. Ama bak, özverili bir oyuncuydu, istekli bir oyuncuydu. Tabii yaş da biraz geliyor abi. Yani sonuçta şimdi playoff'a kalan takımlardaki yabancı oyuncuların maliyetlerini ben size söylesem, siz bu adamı bedavaya getirmişsiniz dersin. Yani 40 bin dolar, 50 bin dolar, 60 bin euro, böyle oyuncular var bizim ligimizde oynayan. Örnek veriyorum, Beşiktaş'ın pasör çaprazı Tupçi diye bir Ukraynalı oyuncu. Adamın aldığı para 60 bin euro. Türk parasına vurduğun zaman bizim takımın yarı bütçesi. Bizim takımın tam bütçesi diyebiliriz onu. Yani işte 300-350 milyar para alıyor. Bizim takımda 600 milyarlık bir takımdı şimdi, açık ve net konuşmak gerekirse. Ama dediğim gibi yani bu uyumsuzlukların sonunda dedik ki işte Sercan'la yollarımızı ayıralım. Sercan'ı İBB maçından sonra pasörü gönderme kararı aldık. Karşılıklı oturduk, anlaştık, gönderdik ama bu adamı gönderdiğin zaman yerine birini koyman lazım. Geldik, göndermesi kolay. Gönderdik, sonra işte ekonomik durum orada da yüzünü gösterdi. Oyuncu alamadık. Tek pasörle kaldık. Öbür pasörümüz genç bir çocuk. Daha bu ligde bir ya da iki sene top oynamış Halil. Ama çok özveriliydi. Bu sene bizi buralara geldiysek, altın sırada bitirdiysek çocukların payları çok büyük. Abi sonuçta işte ilk yarı bittikten sonra 4 adet oyuncumuzu yollara ayırmak zorunda kaldık. Takım kaldı 8 kişi. 8 kişilik takımdan sonra abi durumumuz şeye döndü. 8 kişilik takımdan sonra artık hedefimizden biraz şaşmaya başladık. Ne yapmamız gerekti? Ligi en iyi yerde bitirmemiz lazım. Bir de yani bu sene lig çok zor bir ligdi abi. Düşecek takım sayısı 4. 14 takımdan 4 tanesi düşecek. Kadro olarak çok eksildik. Ama biz yöneticilere bir söz verdik. Bu takımı 6. sırada bitireceğiz diye. Ve Allah'a şükür alnımız ak, yüzümüz pak, o şekilde bitti. Ama sıkıntılar olmasaydı, istediğimiz şekilde devam edebilseydik biz bu takımla playoff yapardık. Ona eminim. Hocam playoff dediniz ya, yıllardan beri hep bu takım çok zor şartlarda olmasına rağmen her yıl playoff yaptı. Bu sene 6. bitirdik. Şu maddi sıkıntılar olmasaydı abi yapardık gene. Playoff yapardık. Yani Sercan'ı yolladıktan sonra bir tane pasör ki bulmuştuk da, Görkem bizim eski pasörümüz, tanırsın. Görkem'le anlaştıydık ama ekonomik nedenlerden Görkem'i Milas'a kaptırdık. Dediğim gibi rahat rahat yapardık. Ama abi şöyle bir şey var. Belediyenin bütçesi belli. Bu sene basketbol, voleybol, futbol, kız basketbol, aynı zamanda Düzce spor takımı da belediyenin sırtındaydı. Kaldıramadı belediyemiz. Yani bu seneki bütçemiz yetmedi. Her şeyden azıcık yaparak gidiyoruz. Şimdi bu sene belediye spor olarak elimizi vicdanımıza koyup şunu söylemek istiyorum. Bu takımın lokomotifi, bu belediye spor kulübünün lokomotifi kız basketboldur abi. Şu saatten sonra. Onu soracağım hocam. Ona geleceğiz. Kız basketboluna yani, geleceğiz. Ama voleybol bu belediye spor kulübünün de geçmişindeki en köklü branştır. Bu ikisi üzerinden istediğimiz şekilde hareket etmemiz lazım. Hocam, oraya geleceğim çünkü temellerin ne olduğunu, tohumların ne olduğunu biliyoruz. Atma tohumları falan biliyoruz. Ben şu an erkek basketbol takımını önce bir tamamlayalım. Şunu soracağım size. Erkek basketbol takımında yerli oyuncu olarak
Kaç oyuncumuz var? Bunlar yeterli olacak mı? Abi yerli oyuncu olarak derken erkek basketbol takımı 12 kişilik kadroda 2 tane yabancıları var. Diğerleri hep il dışından gelen sporcular. Abi bir de şöyle bir şey var. Bu konuda bir kere bir netlik kazandıralım. Profesyonel anlamda yerlilik, yabancılık diye bir şey yok. Türk ve yabancı olarak var. Şimdi biz Düzce'de daha yeni bir iliz. Öyle büyük bir potansiyelimiz var aslında ama daha bir türlü meyvelerini almaya başlamadık. Kız basketbolda başladık ama erkek basketbol, erkek voleybolda altyapılarımız bizim yeterli değil. Yani bunun da sebebi belki bizlerde eksiklik var, belki idari kadrolarda eksiklik var ama şu var. Düzce Belediye Erkek Basketbol Takımı geçen seneki bütçenin yarı bütçesiyle çok iyi işler yapıyor. Haklarını yemeyelim şimdi. Ama bu senenin başında bize söz verilirken şuydu. Basketbol bütçeden dolayı bu sene biz feragat edeceğiz. Voleybola bu kadar bir bütçe ayıracağız. İşte son anda basketbol takımı da lige devam edince biz arada kaldık, öyle söyleyeyim. Yani istediğimiz anlamda istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Bu da hep ekonomik nedenlerden dolayıydı. Peki hocam, şimdi kız basketboluna gelelim. Kız basketbolu gerçekten Düzce'de çığır açan bir şey olmuştu. Çok büyük başarılar geldi. Gülcan Altan hocam bu işe çok büyük emekler vermişti. Gülcan ablanın onun, kız onun, voleybol. Voleybol işte. Kız voleybol takımımız gerçekten çok büyük bir ivme kazanmıştı. Fakat bu takım dağıldı. Şu an gerçekten o takımı arar durumdayız. Abi, bununla ilgili çalışmalar var mı şu an? Şimdi tekrar bakın, şöyle bir şey var. Biz il olarak kız voleybola şu ana kadar Gülcan abladan sonra çok bir üstüne koyarak gidemedik. Doğru diyorsun ama bu da ekonomik sebeplerden Hüseyin abi. Bizim geçen sene 2005 doğumlu, 2004 doğumlu bir kız jenerasyonumuz vardı. Levent Hoca, Levent'le birlikteyiz. Üniversitede bölüm başkanı, beden eğitimi bölüm başkanı. Levent Hoca Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaparken yetiştirdiği kızlarımız vardı. Şimdi bak, bu kızları 2 sene sonra duymaya başlarız Hüseyin abi. Biz bu kızlardan 1, 2, 3 tanesini 2. lige, bir tanesini 2005 doğumlu 1.85 boyunda bir kızımızı Vakıfbank'a yolladık. Düzce Belediye Spor Kulübü olarak. Şu anda bu kız Vakıfbank'ın el üstünde tutulan bir oyuncusu. Niye? Bizdeki limitini doldurduydu. Üstünde örnek modeli olmayınca kız bir yerde kapanır. Mecburen Vakıfbank'a verdik. Vakıfbank'tan bize bir katkı oldu. Bunu gene kulüp için kullandık. Ondan sonra bu kızımız şu anda kendi yaşıtlarında Türkiye'de adından söz ettirmeye başladı. Tuana diye bir öğrencimiz yine belediye spor kulübümüzden gitti. Şimdi erkek voleybolda sıkıntı, basketbolda ekonomik sıkıntı, kız basketbolda ekonomik sıkıntı, Düzce Spor'da ekonomik sıkıntı. Bu kızları burada köreltemezdik, mecbur yolladık. Bunun gibi giden 4-5 tane kızımız var. Bu kızları burada tutup yanına biraz takviye yapsak kız voleybolda da güzel işler yaparız ama bayan voleybolunun bütçesi erkek bütçesinin 2 katı abi. Öyle de bir durum var. Yani biz erkek takımını 600 bin liraya, örnek veriyorum, playoff oynatacak bir takım kurabiliyorsak kızda 1 milyondan aşağı bunu yapamazsın. Kızın bütçesi çok daha farklı. Yani bir kız oyuncular, bayan oyuncular Türkiye piyasasında şu anda en iyi kazanan sporcu grubu. O yüzden kızdan bu sene biz feragat ettik. İşin açıkçası öyle söyleyeyim. Peki hocam, şimdi Düzce Belediye Spor olarak ben salona gittiğimde görüyorum. Altyapıdaki çocuklarımız gerçekten böyle fışkırıyorlar. Altyapıdan erkek takımları değil de kızlar için bu kadar başarılı oluyor? Erkekler niye başarılı olamıyor? Gerekli çalışmayı yapamıyoruz mu? Abi o da var. Bak, gerekli çalışmayı yapamıyoruz. O konuda da bir öz eleştirimiz var kendimize ama şöyle bir şey var abi. Yani biz Bolu ile aramızda kaç kilometre var? 50 kilometre var. Bolu'da kaç tane amatör futbol takımı var abi? 12. Düzce'de kaç tane 70. Var? 70. Tamam işte abi, bak cevabını verdin. Yani bizim Düzce'nin çocuklarında bir voleybol, futbol aşkı var. Biz de zamanında aynı yoldan geldik ama şimdi biz her milletten insan var burada. Türk'ü, Gürcüsü, Laz'ı, Çerkez'i, Macir'ı, ne ararsan var.
Aslında çok potansiyel var. Özellikle bu Balkan göçmeni ailelerin çocukları fizik olarak gerçekten iyi gidiyor. Zaten bak İstanbul camiasındaki altyapı takımlarını incelersen Balkan kökenli oyuncuların sayısı Türkiye'deki altyapı oyuncularının yarısına eşittir. Niye? Fiziki anlamda yeterliler. Ama biz çocuklarımızı bir türlü erkekleri bir türlü voleybola yollayamadık. Bak ben şimdi buraya bir kurstan geliyorum. Mustafa Kemal Ortaokulu'nda. Ben gençlik sporun antrenörüyüm. Orada da kursum var. Abi 24 tane kız. Kızlar her hafta tıkır tıkır geliyorlar. Hiç eksiksiz. Erkeklerde 30 kişiyle başladım. Gelen yok. Ama kızlarda veliler de özverili. Getiriyor kızını, antrenmanını seyrediyor, alıyor gidiyor. O yüzden erkekte bizim pilot yerimiz Akçık Hoca abi. Bak Akçık Hoca'da da erkekte çok iyi bir potansiyel var. Şu anda ben ana lige gittik. Şöyle söyleyeyim sana. 2005 doğumlu ve 2006 doğumlu çocuklarımızla biz Türkiye'de son 81 ilde son 14'e kaldık abi. 12'ye kalamadık. Elendik geldik. 14. ya da 15. sırada bitirdik 81 ilde. Aslında potansiyel var abi ama bunun tesis eksikliği, altyapı eksikliği bunlar bize hep dezavantaj olarak dönüyor. Yani biz gençlik spor olarak iki tane salonumuz var. Bizim belediyemize de salon lazım. Belediyemiz her branşta var ama bir türlü salonumuz yok. Çok güzel bir salonu güreş salonuna çevirdik. Ama o da ihtiyaçtı. Abi ihtiyaç. Bak ama ihtiyaç da oranın fiziki yapısı basket ve voleybol salonu. Şimdi güreş salonunu biraz daha ufak yere yapabilirsin. Ama öyle bir yer olsaydı, orası bize voleybol salonu ve basketbol salonu olarak hizmet verseydi abi, gerçekten çok verimli olacaktı. Ben hani güreşe karşı bir insan değilim. Güreş sporunu da seven, destekleyen bir insanım ama o salonun hakkı salon sporları içinde. İnşallah ben yeni başkanımızın Faruk Bey'in projeleri içinde çok amaçlı salon olduğunu da gördüm. İşte bu salon bize belki 10-15 sene önce lazımdı. Şimdi nasip olur. İnşallah en kısa sürede de yapılır diye düşünüyorum. Peki hocam. Şimdi sporun içinde olan birisi olarak size soruyorum. Düzce Spor biliyorsunuz 3. hocasını değiştirdi. Bunlarla ilgili biliyorsunuz. İlk maçımızı aldık 3. hocamızla ama deplasmanda olan maçımızı kaybettik. Spor içinde olan birisi olarak nasıl görüyorsunuz? Abi, yeni bir kongre yapıldı. Şöyle bir şey diyeceğim. Biliyorsun bizim lig 2 hafta önce bitti. Düzce Spor buradayken biz deplasmandaydık. Onlar deplasmandayken biz buradaydık. Ben sezon boyunca sadece geçen hafta İskender Hoca'ydı herhalde değil mi? İlk geldiği maça İskender çıktım. Oldu, evet. Lig 3.'süyle oynadıkları maça geldim. Valla takım olarak o kadar imkansızlıkları, o kadar zorluklara rağmen hocayla ilk maçlarını aldılar diye biliyorum. O maçı seyrettim 90 dakika. Şimdi söylediğim gibi abi yani bu işlerin hepsi ekonomide bitiyor. Düzce olarak bir türlü bu işleri rayına koyamadık abi. Düzce Spor hak ettiği yerde değil. Orası bir kere hemfikiriz o konuda. Ama bir türlü bir oturan bir sistemi yok. Şimdi tesisleşme dedik bitirdik. Tesis %70 %80 oranında tamamdır. Yönetimsel anlamda yanılmıyorsam yeni kongrede başkan değişti. Şimdi Düzce Spor'un benim görüşüm, ben yeni belediye başkanımızın da görüşünün aynı olduğunu biliyorum. Belediyeli olmaz bu iş abi. Bu Düzce'nin komple sahip çıkması gereken bir dönem yönetim. Şimdi Düzce Spor özel bir yönetime geçti yanılmıyorsam. Hı hı. Şahıs tarafından yönetilecek. Tabii belediyenin desteği olsun, valiliğin desteği olsun, Düzce esnafının desteği olsun. Yoksa dönmez, çark dönmez zaten. Kongrede açılan verilen söz 5 yıllık bir programla geliyoruz dediler. İnşallah. İnşallah 5 yıllık program devam eder. Yani ama inşallah. Şimdi biliyorsunuz Düzce Spor playoff'u artık kaybetti diyelim. Öyleymiş, evet. Son aldığı mağlubiyetle kaybetti diyelim. Bundan sonra 5 maçımız kaldı. Son İstanbul'da Sultanbeyli'ne 1-0 yenildik. Şimdi de bölgesel ligdeki takımlarımız var biliyorsunuz. Bölgesel ligde Çilim Belediyespor grubun liderini
Şırnak'ta ağırladı. 1-1 berabere kaldı. Kayserispor ise kendi açısından hayati önem taşıyan maçta Beylerbeyi ile deplasmanla oynadı. 1-0 mağlup oldu ve gerçekten ligden düşecek takımların en başında geldi. Bunu da değerlendirir misin bir de? O da sporun içinden gelen biri olarak. Şimdi bölge Düzce Spor 3. ligde ikinci grupta. İkinci grupta 3 tane de yok 2 tane de balda takımımız var yanılmıyorsam. Evet, Çilimli evet. ve Kaynaş'tı. Beyköy bu sene biraz daha bütçe ufalttı. Bir alt ligde süper amatörde toplandı. Orada da geleceğiz. Süper amatörde şampiyon oldular zaten. Ondan yani bahsedeceğiz. Onlar da var. Ya Hüseyin abi şimdi ben futbolu senin kadar takip eden bir insan değilim ama ben sana bu sefer ben soru sorayım bir tane. Şimdi abi bu kadar dallanıp budaklanmaktansa Düzce'de, Düzce Spor 1, bir tane ilçe takımını veya örnek veriyorum yine Düzce merkezli bir takımı Bal Ligi'nde Düzce Spor'un pilot takımı gibi kullanıp da yapsak. Ya şimdi örnek veriyorum Çilimli 600-700 milyar 1 milyon para harcıyor. Kaynaşlı böyle bir para harcıyor. Beyköy her sene böyle para harcıyor. Bu harcanan paraları tek sistemli bir takım yapsak işte Düzce Spor altında Bal takımı, altında U19, U17, U14 böyle sistemli olsa bu iş acaba daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle oluyor biliyorsunuz statü gereği bizim fazla takımımız olduğu zaman mecburen profesyonelde bir takımın varsa iki tane de bölgesellikte takımın olmak zorunda. Böyle bir zorunluluk var. Tamam. Onu ben önce hatırlatmış olayım. Ama yaptı. Şunu söylüyorum. Dediğinize sonuna kadar katılıyorum. Gerçekten bir tanesi pilot takım, Düzce Spor'un pilot takımı olup alttakiler devam etmeli. Aynen. Düzce'de futbolda lokomotif olmalı diye düşünüyorum. Abi çok büyük potansiyel var. Ciddi diyorum. Bakın deplasmanlardan dolayı çok il geziyoruz. Ya Bolu bizden yıllardır üstte birincilikte PTT liginde top oynayan bir takım. 12 tane amatör takımla Bolu'yu çeviriyorlar. Abi 70 tane takımımız var ya yani Düzce'de amatörde. Yani gençlerimiz spor yapsın, oynasın. Ona lafımız yok ama ya bu çok başlılık iyi bir şey değil. Yani sporcuya sahip olamıyorsun. Tesisin yetmiyor, malzemen yetmiyor. Ya akşamları görüyoruz ya Nurettin Zafer Stadı'nı. Bir sahada 4 tane takım, yeri geliyor 6 tane takım antrenman yapıyor abi. Ne kadar verim elde edilebilir şimdi? Peki hocam, basketbol takımımızda gerçekten çok büyük küçük bütçelerle çok büyük bütçeli takımlara karşı mücadele ediyor ve şu an ligde 3. sırada. Onlar gerçekten büyük işler başarıyorlar. Abi ama gerçekten hafta, tebrik ediyorum. Bu hafta sonu kendi evimizde Yeni Mamak Belediyespor'a yenildik. Yeni Mamak Belediyespor'un antrenörü de eski hocamız Lise, Faruk Beşok. Yani Faruk Beşok evet. Ne diyeceksiniz? 89-84 yenildik. Şimdi şöyle bir şey var. Profesyonellik olduğu zaman hocalar geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Yani geçen seneki hocamız bu sene başka takımla anlaştı. Geldi burada galibiyetini aldı, gitti. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi biraz daha işin içinde olduğumuz için bütçelerle ilgili ne olduğunu az çok biliyorum. Geçen seneki takıma göre bu seneki takımdan bu başarıyı kimse beklemiyordu. Gerçekten çok iyi bir yapılanma var. Onun üzerinden gidiyorlar. Ama işte biraz daha böyle bir özellikleri var basketbolun. Biraz daha federasyonun desteği var basketbola. Bizim voleybol federasyonu basketbol federasyonuna kadar işi böyle sıkı tutan bir federasyon değil işin açıkçası. Hani bizim oyuncular ekonomik anlamda sıkıntının sebeplerinden biri de o. Bizim oyuncular olmadı. Kulüp kapandığı zaman çalabilecekleri bir kapıları yok. Ama basketbol kulüp bugün de kapansa oyuncuların hepsinin kafası rahat bir şekilde gidiyorlar. Ersin Görkem gibi yıllarda liglerde mücadele etmiş, millilik yapmış bir menajerleri var. İşte biz bu sene sıkıntımız şu oldu abi. Yani oyunculara verdiğimiz sözleri yerine getiremedik ilk etapta. Bak ondan sonra tüm şeyler, imkanlar sağlanmaya başladı ama artık bize de yetmedi. Şimdi biz buradan oyuncuları yolladık. İmkanlar dahilinde alacaklarını aldılar gittiler. Ama bu sene diyorum ya çok zorluklar yaşadık. Yani sezonun başından sonuna kadar. Bu seneyi 6. bitirmemiz bizim için çok büyük bir başarı abi. 8 kişiyle 9 kişiyle 6. bitirmemiz çok büyük başarı. Ama şu konuda biraz üzüntüm var. Şimdi ben bu hafta sonu Kayseri'ye gidecektim. Playoff'ları seyretmeye gidemedik olmadı.
Ama orada bizim eski oyuncularımız var, hoca arkadaşlarımız var, konuşuyoruz, işte menajerler var. Arada bir telefonlaşıyoruz, maçları takip ediyoruz falan. Ya bu sene niye böyle oldunuz? İşte bu ekonomik sebeplerden dolayı oyuncuların seneye Düzce'ye karşı bakışları değişiyor. Ama söylediğim gibi biz Levent Hoca, ben, işte kulüp başkanımız Adnan Hanım, Düzce'li olan oyuncular, biz böyle bir ekiple, bu fedakarlıkla buralara geldik. Gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Oyuncularımın 2 ay 3 ay maaş almadıkları oldu. Ama işte sözler verildi, şu zaman verilecek diye. İmkanlar dahilinde oyunculara verilmeye çalışıldı. Hala bak verilmesi için uğraşılıyor, onları da biliyorum. Ama bu senenin seçim senesi olması bizim elimizi kolumuzu bağladı abi. Sonuçta bitti çok şükür. Şimdi lig daha devam ediyor. Playofflar yarı final grubu bitmek üzere. Bugün son maçlar var. Bir hafta sonra final grubu var. Yani şöyle söyleyeyim abi. Mayıs ayının sonunda, Haziran'ın başında ne yapacaksak o zaman yapmamız lazım. Hocam çok konu var. Çok derdimiz var, çok var ama şunu söyleyeyim. Programımızda zaten biliyorsunuz kısıtlı ve öz şeyleri söylememiz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz Düzce'de süper amatör müsabakaları oynanıyor. Süper amatörde süper amatörün şampiyonu Beyköy Belediyespor oldu. Evet. İlk son maçında Düzce Belediyespor 0 yendiler. Ardından oynanan müsabakada Cumali Görgü Spor ile 1-1 berber kaldı. Akçaoğlu Spor'da Yılca Spor 4-1 yendi. Ve lig bitmeden Göreka Spor, Beyköy Belediyespor şampiyonluğu ilan etti. Onlara bölgesel lig yolunda başarılar diliyorum diyorum. Aynı ben. Şekilde biz de katılıyoruz. Şimdi aynı zamanda ikinci amatörde de müsabakalar oynanıyor biliyorsunuz. Düzce amatör ikinci amatör ligde 6. hafta müsabakaları sona erdi. A grubunda Üsküdar Spor, Düzce Belediyespor'u 7-1, Ağköy'ü Altınçay Spor'u 5-1, Koçya Spor, Emin Açmayı 1-0. B grubunda Nasır Spor, Yeni Taşköprü Spor 1-1 berabere kaldılar. Sancak Spor, Doğanlı Spor'u 2-1 yendi. Kutlu Spor, Dikmeni Spor 3-1 yendi. Taray Spor haftayı bay geçirdi. C grubunda ise Hacı Akspor, Kuyudu Spor ile 1-1 beraber kaldı. Özsport, Ağlayan, Karaçalı Spor'u 2-1 yendi. Kıyıköy Spor ile Düzce Gençler Birliği 3-3 beraber kaldılar. Biliyorsunuz spor Düzce'de çok fazla ama bizim de zamanımız çok kısıtlı. Bize vakit ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Ben çok teşekkür ederim. Şu kısıtlı vakitte de olsa bizi buraya çağırıp da içimizdekileri söylememize vesile olduğunuz için gerçekten teşekkür ediyorum. Tekrardan sizlerin sayesinde, sizlerin ilgisiyle erkek voleybol takımının daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Belediyemizin desteği olmadan bu iş yürümez. Artık bakalım yeni sezonda yeni yönetim, yeni belediye başkanımız, kulüp başkanımız Hatun Hanım'la birlikte inşallah güzel bir proje yapılır ve bu takım devam eder ve Düzce'lilere voleybol zevkini yaşatmaya devam ederler. Bize desteklerini esirgemeyen sizlere ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Spor Yüzyen izleyenleri, bugünkü konuğumuz Düzce Belediyespor voleybol takımının antrenörü Hamit Sakal'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Spor Yüzyen yayınlarımız devam edecek. Bundan sonraki yayınlarda buluşmak üzere.